Samsung'un yeni A serisi gerçekten iddialı akıllı telefon modelleriyle geliyor. Ailenin bu sene için ülkemize gelen en üst seviye modeli Galaxy A54 bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım 12.500 TL bandından şu anda satın alınabilen bu akıllı telefon bizlere neler sunuyor. Daha öncesinde sizlere zaten Galaxy A14 incelemiştim. Galaxy A34 incelemiştim. Bugünkü konuğum ise Galaxy A54. Ülkemizde bu sene Samsung Galaxy A74 serisini satışa çıkarmayacak arkadaşlar. Galaxy A54 serinin en üst modeli olarak ülkemizde konumlandırılmış durumda olacak. Sizler de hemen kanalıma abone olarak hem yeni içeriklerimi kaçırmamış olursunuz hem de sosyal medya hesaplarımı takip ederek en güncel gelişmelerimden sizler de hızlıca haberdar olabilirsiniz. İşin şakası bir yana arkadaşlar sizlerin desteğiyle bu işleri daha ileriye doğru götürebilirim. O yüzden hem bana moral olmak için hem de gerçekten en güncel içerikleri kaçırmamak için benim sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi ve kanalıma da abone olmayı ihmal etmeyin. Gelelim Galaxy A54'e. Gerçekten bir akıllı telefonda ihtiyacınız olan her şeyi karşılayabilecek bir akıllı telefon modeli olmuş Galaxy A54 ve fiyat seviyesine baktığımız zaman ise Samsung'un aslında belirttiği 13.500 TL'lik fiyat bandının da bir tık altından şu anda Satın alabiliyor piyasada. Baktığım zaman videoyu çektiğim tarihlerde kontrol ettiğimde cihazın tasarımı genel anlamda Galaxy S serisi esintilerini taşıyor. Tüm Galaxy A serisinde olduğu gibi bu sene için cihazın tasarım hatları ve genel olarak açıkçası malzeme yapısı oldukça premium bir hissiyatı bizlerle buluşturuyor olsa da telefonun önünde gorilla glass 5 arkasında ve çevresindeki çerçeve kısmında plastik malzeme kullanılmış durumda. Ancak IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık desteğiyle de bu akıllı telefon telefonda görev yapmakta. Telefonun kutu içeriğine baktığımız zaman ise bizi sadece kablo ve telefon karşılıyor. Cihazın kutusundan bir şarj cihazı çıkmıyor sevgili arkadaşlar. Cihazın ekrana doğru gelelim. Ailenin en üst modeli dedim sizlere zaten az önce. Ekranda gerçekten o en üst model ekrana yakışır bir ekran olmuş. Ailenin en üst olarak ülkemize çıkan. Cihazın ekranı 6.4 inçlik süper omelet bir ekran ile geliyor arkadaşlar ve bu ekranda 120 Hz'lik bir yenileme hızı bizlerle buluşuyor. Ekran çerçeveleri gayet Gayet özenli yapılmış gayet sıkıntısız ve oldukça güzel ekrana tam gömülü kamera çok şık duruyor. Diğer S serisi modellerinde gördüğümüz gibi o kameranın etrafında hemen konumlandırılmış olan ufak böyle bir alüminyum çerçevede gayet şık gözükmüş bence bana sorarsanız ekranda HDR10 plus desteği var. Bu bizlere bir multimedya tüketimi yaparken çok daha kaliteli görüntülerin bizlerle buluşmasını sağlıyor ve gayet de güzel çalışıyor arkadaşlar. 1000 nite varan bir parlaklık var güneş ışığı altında gerçekten çok canlı ve parlak bir bir ekran bizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu konuda da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Yani zaten şöyle bir nokta var arkadaşlar. Samsung bir akıllı telefon inceliyorsanız zaten ekranında önemli bir sıkıntıyla karşılaşmanız çok düşük bir ihtimal. Yani Samsung bir panel üreticisi aynı zamanda. Burada da her zaman o panel üreticiliğinin avantajını sonuna kadar kullanıyor. Bu tabii ki gün sonunda size fayda sağlıyor. Yani bizler anlatırken bunu yaşıyoruz. Sizler de kullanırken memnun bir şekilde kullanıyorsunuz Samsung cihazların ekranlarını. Telefonun ekran deneyimi anlamında genel anlamda büyük bir sıkıntısı yok. Stereo hoparlörleri var. Oyun oynarken bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Multimedya tüketirken bir sıkıntıyla problemle karşılaşmadım. Ekran dediğim gibi bu cihaz için gayet stabil ve sorunsuz çalışan bir model olarak bizlerle buluşuyor. Gelelim işin performans tarafına. Çünkü bu cihazda performans anlamında Samsung güzel bir işlemci kullanmış. Exynos 1380 modeli bir işlemci bu cihazda görev yapıyor. 5 nanometrelik bir üretim süreciyle geliyor bu işlemci modeli ve gerçekten verimlilik anlamında çok başarılı bir işlemci olduğunu sizlerle paylaşmalıyım. Yani düşük güç tüketiyor ve burada yüksek performansı da bizlerle buluşturmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olabiliyor derseniz bu telefonun açıkçası bizlere sunduğu, bizler için buluştuğu, bizler için bulunduğu segmente göre bir performansı bizlerle buluşturuyor. Performans anlamında bunu sizlere söylemem mümkün. Exynos 1380'e dönecek olursak bu işlemci gün sonunda gayet iyi bir performansı bizlerle buluşturuyor. Bu performansın yanında da iyi bir verimliliği de bizlerle yine buluşturmuş oluyor. Cihazda 8 GB'lık bir RAM bulunuyor fiziki. 8 GB'lık da bir sanal RAM görev yapıyor. Totalde 16 GB'lık bir RAM bizler için bu cihazda görev yapmakta. Sevgili arkadaşlar 128 GB'lık bir depolama ile gelen Galaxy A54'ün micro SD kart desteği bulunsa da burada ikinci sim karttan vazgeçmeniz gerekiyor. Bunun da altını çizeyim sizlere. Soranlar çok oluyor. Ben de özellikle bu konuya çok dikkat ediyorum. Bu cihazda da yine çift sim kartı kullanmak isterseniz eğer micro SD kartı kullanamıyorsunuz. Ama ben micro SD kart kullanacağım derseniz de bir tane sim kart kullanmak durumunda kalıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Exynos 1380 bir Samsung üretimi işlemci ve bu işlemcinin günlük hayatta veya bu cihazı satın aldığınızda yapacağınız ortalama işlerde ve ortalama üstü işlerde sizi performans anlamında üzmesi çok da olası değil. Gayet problemsiz ve sorunsuz çalışan bir işlemci modeli. Cihazda yaptığım testlerde ise bu akıllı telefonun segmentine göre ve bizlere sunacağı veya sunmayı hedeflediği verilere göre değerlendirdiğimde açıkçası yeterli bulduğumu sizlerle paylaşmak bu cihazdaki işlemci modelini ve gelelim kamera tarafındaki Galaxy A serisinin tamamında kameralardan hakikaten etkilendiğimi sizlerle paylaşmam lazım arkadaşlar. 3 cihazında ana kamerası benim beklentimin çok ötesinde performansları bizlerle buluşturuyor. En çok etkilendiğim tabii ki Galaxy A14 ailenin girişi olmasına rağmen çok iyi bir kamera performansı vardı ana kamerada. Bu cihazda bir tık daha üst seviyeye çıkıyor kamera işi. 50 megapiksellik bir ana kamerayla geliyor Galaxy A14 f1.8 diyafram aralığına sahip ve ana kamerada bir OIS desteği bulunuyor bu cihazda bakın bu da özel ve önemli bir özellik ultra geniş açılı kameraya geçtiğimiz zaman ailenin diğer modellerine göre en üst megapiksel çözünürlüğüne sahip 12 megapiksellik bir çözünürlük ile gelen yine 123 derecelik bir çekim açısına sahip olan f2.2 diyafram aralığında büyüyesine bulunduran bir ultra geniş açılı kamera görev yapıyor cihazda 5 megapiksellik bir makro kamera yine diğer cihazda olduğu gibi Galaxy A34 olduğu gibi benzer bir kamera bu cihazda görev yapıyor Benim benim her zaman makro kameralar için söylediğim bir detay var. Bunlar biraz daha eğlence amaçlı bence bu cihazlarda bulunuyor arkadaşlar. Yani normal günlük işleriniz dışında bu cihazla çekeceğiniz makro fotoğraflar böyle biraz daha eğlence amaçlı olur diye düşünmekteyim. Var mı var diyebileceğimiz kameralar bunlar. Kameraların genel deneyimi. ışık güzel olduğunda muazzam. Zaten fotoğrafları görüyorsunuz. Işık azaldığında bu cihaz için çok avantajlı durumlar da var. Nightografi dediğimiz Samsung'un yeni geliştirdiği bu gece fotoğraflarında kullanılan özelliklerin bazıları Galaxy A54'te de mevcut arkadaşlar. Bunu net bir şekilde sizler de zaten görüyor olacaksınız. Gece çekimlerinde bu cihaz gayet iyi bir performansı bizlerle buluşturuyor. Tabii ki takdir edersiniz ki S serisindeki kadar başarılı bir nightografi bizlerle buluşmuyor. Ancak orta segmentte bu gece performansını bizlerle buluşturabiliyor olması bana sorarsanız gayet başarılı. Yani gün sonunda ışık azaldığında da performansı her ne kadar düşse de bir akıllı telefon olarak çok da sizi böyle hani üzmeyen, çok da sizi kahretmeyen bir gece ya da ışık, az ışık performansı bu cihazda mevcut. Sevgili arkadaşlar Galaxy A54 için bunları söyleyebilirim sizlere. Video performansına baktığımda ise 4K 30 FPS videolar çekebildiğini görüyorum bu cihazın. Ön kameraya doğru geçmek istiyorum. Çünkü ön kameramız da gayet özel ve güzel tasarlanmış durumda. 32 megapiksellik bir ön kamera bu cihazda görev yapıyor. Yine diğer Samsung modellerinde gördüğümüz gibi hafif geniş açılı çekimler yapmanız mümkün oluyor bu cihazın ön kamerasında. Ve tabi bu da hani biraz daha böyle fazla insanı selfie çekerken ve kameraya sığdırabilmeniz ya da bir manzara varsa arkanızda o manzarayı daha rahat bir şekilde kadrana alabilmeniz anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Ön kamerayı cihazın segmentiyle ve bizlere sunduklarıyla karşılaştırmam gerekirse yerinde ve başarılı buldum. Benim Galaxy A34 ve A54 için olumsuz bulduğum çok böyle bir şey yok açıkçası. İki cihazı da segmentine göre ve fiyatına göre değerlendirdiğimde başarılı bulduğumu da söylemeliyim. Gelelim pil tarafına. Galaxy A54'te tam 5000 mAh bir batarya görev yapıyor arkadaşlar. Bu 5000 mAh'lık bataryayı 25 W'lık bir hızlı şarj adaptörüyle şarj etmeniz mümkün tabii ki. Ve tabii bu pil yoğun kullanımda bir gün ancak gidiyor. Hafif kullanımda bir buçuk günü görebilirsiniz belki ama yoğun kullanımda ve yüksek parlaklıklı bir ekran kullanımında asla bir günü göremiyor pil ömrü. Belki de tek eksisi bu olabilir cihazın. Yoğun kullanımlarda evet verimli bir işlemciye sahip ancak güçlü de bir ekrana sahip. İkisi bir araya gelince bir yerden faragat etmek zorunda kalıyor ne yazık ki. Ama bu büyük bir problem mi derseniz bence kısa çok büyük bir problem olduğunu da düşünmüyorum. Ancak ben sizlere tüm deneyimi aktarmaya çalıştığım için bunu da sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar. Son değerlendirmeye doğru geçelim. Galaxy A54 12.500 TL'lik bir fiyat etiketiyle şu anda satışta bulunabiliyor. Samsung'un fiyat etiketi 13.500 lira. Ancak piyasada 12.500 TL bandından satın alınabiliyor. Bulunabiliyor sevgili arkadaşlar. Valla şöyle söylemek lazım. Bu cihazı mevcut piyasada bir değerlendirin bir kere. Yani iyi rakipleri var. Özellikle son günlerde çok sıklıkla konuştum bir rakibi var yeni girdi ülkemize. O cihaz da bayağı hani gerçekten iddialı bir akıllı telefon ama bu cihazda bazı özelliklerini böyle doğrudan gidip amiral gemisi modellerden alıp getirip içine koymuş gibi bir cihaz. Bayağı böyle tam son kullanıcıda bu karar bitmesi gerekiyormuş gibi mi geliyor benim yani doğrudan gidin şunu alın ya da bunu almayın şu an size diyemiyorum çünkü telefon güzel gerçekten bu fiyat seviyesinde bu segmentte güzel onun altını çizeyim yani telefon güzel dedim diye beni neşlemeyin her şey segmentinde ve olduğu hedeflediği kitleye göre değerlendirmeli ben ona göre değerlendiriyorum o kitleye göre o segmente göre bence başarılı bir akıllı telefon olmuş Galaxy A54 modeli sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Galaxy A54 modeli hakkında yorumlara yazmayı ve bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.